Hatay'ın iyileşme ve yeniden yapılanma yolculuğunda da elimizden geleni her katkıyı sunma konusunda da özenli bir gayret içerisinde olduk. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yürütücülüğünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle az önce iki değerli bürokrat arkadaşımızın yaptığı sunumlar ve değerli Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımızın özetlediği kavramlar dahilinde Hatay Planlama Merkezi'ni de tam da işte bu kapsam dahilinde iki ayrı alanda çalışmalarını yürütmesi konusunda da kurulumunu sağladık. Hatay Expo alan içerisindeki ofis yaklaşık 20 personelle sahadaki güncel veriyi topluyor. İstanbul'da bulunan İstanbul Planlama Ajansı içerisinde yer alan ofis ise Hatay üzerinde yapılmış tüm çalışmaları derleyip toparlıyor durumda. Ayrıca akademisyen ve uzmanların desteğiyle çok önemli de bir ayrı misyon üstlenildi. Yer biliminden ulaşım ve lojistiğe, ekonomiden toplumsal yapıya, mimari tasarımdan kültürel miras korumaya, her alanda Hatay'ın yeniden yapılanmasına ışık tutacak bilimsel çalışmaların yürütülmesini de beraberce koordine ediyoruz. Hatay depremde en fazla zarar gören şehirlerimizden bir tanesi. Hatay'ın iyileşme ve yeniden yapılanma süreçlerini doğru bir biçimde yönetirsek diğer şehirlerimiz için de son derece kapsayıcı yararlı örneklerin burada oluşturulabileceğini görüyoruz. Bu amaçla Hatay'ın geleceğinin tüm paydaşların katılımına açık, şeffaf, bilimsel verilere dayanan, sorgulayan, yerel taleplere ve ihtiyaçlara cevap veren bir yaklaşımla planlanmasını sağlamak için çalışıyoruz. Hatay'ın geleceğine yönelik kararların yerel yönetimler, üniversiteler, ulusal ve uluslararası kurumlar, uzmanlar, mesleki kuruluşlar, sivil toplum bileşenleri, gönüllüler ve en önemlisi Hataylılar ile birlikte tartışılmasını ve oluşturulmasını özenli bir şekilde amaçlıyor olacağız. Yerel ağları desteklemek ve tartışmaları için de uygun zeminin oluşturulması kolaylaştırıcı bir rol üstlenilirse göreceksiniz sorunlar daha iyi kavranacak, çözümler daha hızlı harekete geçecek. Bu yıl sonuna doğru Hatay Planlama Merkezi'nin çalışmalarının başlıca sonuçlarıyla ilgili paydaşlar ve kamuoyuyla paylaşıldığında bunun ne kadar doğru bir çalışma olduğunu inşallah kamuoyuna gösteriyor olacağız. Böylece Hatay nerede ne olduğunu, nereye nasıl gidebileceğini bilerek adım atacak, bilimin ışığında önünü görerek ilerliyor olacak. Tabii plan ve program olmadan harekete geçmenin sorumluluğu çok ağır. Bu anlamda bu geçirdiğimiz sürecin çok büyük bir sınav olduğunu unutmayalım. Tabii bu sınavın bedeli sadece onun yapıldığı dönemde değil, sonrasında acısının ne kadar büyük olduğunu da yaşıyoruz. Şehirlerimizi gündelik siyasi çatışmaların, kavramların bu anlamda ötesinde tutmak gerekir. İnanınız deprem olduğunda siyaseti unutmak şart. Gündelik siyaset kavramlarını bir kenara atıp tamamen bu işe odaklanmayı, bir beka sorunu, bir insan yaşamı sorunu olduğunu unutmamak ve ona göre hareket etmek şart. O anlamda benim de yine geçtiğimiz haftalarda Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanımızla yaptığımız toplantının odağında bu mevzu olmuştu. Karşılıklı konuşmamızda ki hepimiz biliyoruz deprem ve beka sorunu dediğimizde tabii ki burada canımız yandı, insanlarımızı kaybettik, geri gelmeyecek acılar yaşadık ve tabii ki çok büyük bir maddi yükün de altında ülkemiz, devletimiz, kurumlarımız. Onun için deprem ve beka dediğimizde esas tehdidin İstanbul olduğunu da hepimiz biliyoruz. Bu bağlamda bu işin topyekün bir seferberlik olduğunu, yine bütünleşik kavramlarla çözümünün mümkün olduğunu da ifade ettik. Parçacıklı yapılan çalışmaların hiçbirisini yok saymıyor, önemli kabul ediyoruz. Ama 24 yıllık 99 depreminden sonraki deneyimlerin bize gösterdiği gerçeği de burada söylemek
hepimizin ders çıkartması gereken bir gerçek olduğunu da altını çiziyoruz. 24 yıldaki hızımızla biz İstanbul'u 70-80 yılda dönüştüremeyiz. Şu anda mevcut tehdidi bile ortadan kaldıramayız. Bunun tek yolu var. Bunu en asgariye indirebilmek, kaybettiğimiz zamanları tekrar kaybetmemek, işte büyük bir sorumluluk, büyük bir işbirliği, büyük bir yasal düzenleme, toplumu, milleti, insanları, devleti, devletin kurumlarını, hatta yurt dışı imkanlarını, yurt içindeki farklı kurum kuruluşları içine katmakla mümkün olduğunu, bunun bir deprem kurulu, deprem konseyi kavramı içerisinde yaptığımız bilimsel ve teknik çalışmaların ışığında böyle çözülmesinin mümkün olduğunu aktardık. Kendilerinin bunu en üst seviyede olumlu karşılamaları da bizi oldukça sevindirdi. Biz bunu 2019'da göreve geldiğimizde sadece 3 ay sonra hemen yaptığımız büyük deprem çalıştayımızda elde ettiğimiz verilerin hemen akabinde o dönemdeki Çevre Şehircilik Bakanlığı'na da iletmiştik. Ve şimdi bunun mevcut bakan tarafından, Sayın Bakanımız tarafından evet bu iş bir kanuna dönüşmeli. Bu konuda İstanbul'la, İstanbul'un bütün yerel dinamikleriyle bir arada oturuyoruz, konuşuyoruz demesini gerçekten çok sevindirici bulmaktayım. Sonucunu hızlıca elde etmemiz gerekiyor. Toplumu içine katmakla bir takım müzakereleri ve münazaraları sağlıklı sonuçlara kavuşturabileceğimizi de biliyoruz. Aksi takdirde işte bir binadan onay çıkmadı, dönüşüm 3 yılda, 5 yılda, 10 yılda, 15 yılda dönüşümü gerçekleşen sitelerin olduğu hikayeleri dinlemeyiz. Bu kapsamda alınacak kararlı adımların, atılacak kararlı mevzuat çalışmalarının İstanbul gibi başka şehirlerimizi de başta Marmara bölgesi olmak üzere işte bu bölgede yaşanan acıların benzerinin yaşanmasını engelleyici adımlar olduğunu görüyorum. Bu bakımdan gerçekten birlikte hareket edebilme olgunluğuna hep birlikte erişmeliyiz. Bunun ABC partisi yok. Bunun ABC şahsiyeti, şahsı yok, kişisi yok. Ya da kurumu, makamı yok. Devleti bir bütün görmek, milleti bir bütün görmek, milletin bütün birimlerini, kurumlarını, kuruluşlarını da bu işte mesul görecek bir anlayışla bir çatı altına toplayıp müzakerelerin orada hızlıca bir sonuca evrilmesini sağlamanın çözümün önemli bir parçası, başlangıcı olduğunu görüyorum. İşte bu zorunluluğun idraki ve sorumluluğu içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlayışımızın bir ürünü olarak burada Hatay Büyükşehir Belediye'mizle oluşturduğumuz bu birlikteliği önemli görüyorum. Burada oluşacak sonuçların, verilerin, oluşumların yine Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda devletimizin başka kurum ve kuruluşlarıyla buluşmasının atılacak adımlara yine fayda sağlayacağını görüyorum. Bu bağlamda bu merkezin, Hatay Planlama Merkezi'nin çok faydalı işlere imza atacağını şimdiden hissediyorum. Emek veren bütün herkese teşekkür ediyor. Hayırlı olmasını diliyor. Çalışmalarının gelecekte çok güzel bir Hatay'ı var etmesini, insanlarımızın ilerleyen yıllarda, 10 yıllarda, 100 yıllarda yeni atılmış temellerle oluşacak Hatay, inşallah övünülecek bir Hatay olmasını sağladığını yaşar bu kadim topraklar diyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.